Herkese selamlar arkadaşlar. Salsa üzerine biraz yorum yapmak için bu videoyu çekiyorum. Salsa polyester biliyorsunuz pandemiden sonra yükseliş trendine geçti. Şu an 40'larda. Eylül'de 16, 20, 30 şu an 40'larda ve bir iki seferde taban üzerinden devam ediyor ve hacimli olarak devam ediyor. Yani 120 milyon lotu olan bir hissenin yüksek bir hacimle ilerlemesi iyi bir şey ve polyester olarak SASA bilanço olarak, mali tablo olarak iyi durumda, karlı durumda. Yani yatırım yapılabilecek sağlam hisselerden birisi SASA. Yatırım tavsiyesi olarak değil de bir BIST hissesi olarak sağlam bir hisse, yatırım bir hisse, yatırım yapılabilecek bir hisse olduğunu söyleyebilirim. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Şimdi hacimli olarak bazı arkadaşlar hacimin iyi olduğunu, hacimin yüksek olmasının iyi olduğunu söyleyenler, algılayanlar var. Hacim yüksek, yükselirken hacmin yüksek olması arkadaşlar, düşerken de hacim yüksek olabilir. Hacmin yüksek olup olmaması hisse senedinin lot sayısına da bağlı. Bir 6 milyonluk hisse senediyle 300 milyonluk lotu olan hisse senedinin hacmi kesinlikle bir olmaz. Veya hisse her zaman hacmi yüksek olunca satılıyor anlamına gelmez. Hacim alış satışları gösterir. Bu hacmin yüksek olması satışın daha fazla olması da olabilir. Satış fazla oldu mu da hacim yükselir. Hacmin fazla olmasının iyi yönleri tek kişi tarafından veya tek taraf tarafından alınmadığı, yani sürekli alış olmadığı, yani spekül hisse olmadığını gösterir. Yani birinin sürekli o hisseyi aldığı, alırsa sürekli belli bir limite kadar aldığı için az hacimde olur ama karşılıklı alış satışların fazla olduğu zaman hacim daha yüksek olur. Bu yüzden hacimin yüksek olması veya az olması o hissenin iyi durumda olduğunu veya hissenin durumunu kesinlikle göstermez. Hissenin hacimle ilgisi alış satışlardaki duruma iyi olduğunu gösterir. Yani rağbet olup olmadığını gösterir. Satışlarda da hacim yüksek olabilir. Bu yüzden SASA'da olan yüksek hacimler herhangi bir düşüş olduğunda da yine yüksek olabilir. Ama 126 milyon lotluk bir hissenin bu hacimle yükselmesi onun ne kadar güçlü olduğunu kesinlikle gösterir. Talebin ne kadar yoğun olduğu, izlenimlerin ne kadar yoğun olduğu, satışların, alışların ne kadar yoğun olduğunu gösterir. Ki bilançosu da çok iyi ve yüksek bir gelir getiren, geleceği olan bir polyester üretimine sahip. Bu yüzden SASA güçlü duruyor. Yatırım yapanlara tavsiyemiz SASA'yı uzun vadeler almalıdır. SASA kısa vadede alıp satılıp spektrale, yani sürekli alıp satılacak bir hale gelirse bundan zarar edenler olur. Böyle olacak zamanlar da gelecektir. Kar satışlar da gelecektir. SASA alanların uzun vadede aldığı zaman daha verimli kar içerisinde olacağını söyleyebiliriz. İnşaat sektöründe de, Nuh Çimento'da da, diğer çimento ve çelik hisselerinde de yaz ayıyla beraber, inşaatla beraber yükseleceği kesindir. Bunlara da yatırım yapabilir ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.